Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Teknoloji Oku Yorum'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Osman Tufan. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte sosyal medyadaki yasaklardan, daha doğrusu gelmek üzere olan yasaklardan bahsedeceğiz. Ne düşünüyorsun abi bu konuda? Ya gelir mi, gelmez mi, sansürlenir mi, sansürlenmez mi? Hatta geçtiğimiz günlerde bir videoyu sansürledi dediler. Sonra arkasından bambaşka bir olay çıktı. Ne diyorsun? Şimdi şöyle Osman, aslında bu tartışmalar uzun, son 2-3 yıldır yapılıyor Türkiye'de. İşte sosyal medya ağlarının, Twitter olsun, Facebook olsun, Türkiye'de ofis açmaları, bir temsilci bulundurmaları, işte elde ettikleri gelirden Türkiye'ye vergi vermeleri gibi bir sürü talepler var aslında birkaç yıldır. Son 2018'den bu yana bu talepler yapılıyor, isteniyor. Gerek hükümet istiyor, gerek başka taraflardan isteniyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla pek olacak gibi değil, açık söyleyeyim ben. Çünkü yeni dünyanın şeyleri bunlar, araçları. Evet. O araçları böyle hani Türkiye'de ofis aç, o ofis işte vergi ver bilmem ne falan dediğin zaman o birazcık başka bir yere geliyor. Biz bununla ilgili bir tane video çekmiştik zaten. O videoda söyledim ben bunları. Ben çekmiştim hatta o videoyu da. Ben kısa vadede bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Ha, sansür gelir mi? Kısmen geldi işte. Geçen söylediğin o teknolojiyi okuya atarlanan adamın kanalında yayınlanan bir video vardı. O da bir hani sebebi açıklanmadı bu arada. Hatta ben Ekin Kollama, tanıyorsun o kanalında işte video çeken arkadaş zaten. Onunla da yazıştık Twitter'da falan. O da söyledi. Hani onlar da bilmiyor sebebini henüz. Ama orada bir Zynga Poker'in bir uygulaması sponsor olmuş o videoya. Onunla ilgili olduğunu düşündüm ama ben. Ama pek çok videoda var o aslında. Evet. Orkun Işıtmak'ın falan videosunda da sponsor olmuşlar. Onunla ilgili bir sıkıntı olmadı. Bir tek o videoda olunca. Bir de orada yazan ibare de bir. Hani hükümetten falan filan diye evet. Girişince. Enteresan biraz. Bir şey oldu ama tabii şöyle bir durum var. Şimdi insanlar burada niye hani sansür geliyor veya yasaklanma geliyor diyorlar. Biliyorsun birkaç sene önce YouTube yaklaşık 2 yıl boyunca neredeyse kapalı kalmıştı. Wikipedia 3 yıl falan kaldı Wikipedia neredeyse. Yeni açıldı zaten. Evet. Yani yeni açıldı yani. O yüzden olur mu olmaz mı? Şimdi kesinlikle olmaz demiyorum ben. Biliyorsun olabilir. Bu işler Türkiye burası. Her şey olabilir ama hani şunu da demek de çok doğru değil. Aa, yarın kapanıyor falan diye yangınlı olayı da yangın haline getirmek de çok doğru değil. Olabilir yani, Türkiye burası her an kapatılabilir. Hiçbir zaman da kapatılmayabilir. Ya şimdi bir de şöyle bir şey oldu. Hani Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. İşte sosyal medya ile ilgili bazı mecraları söyledi. Netflix falan söyledi. İşte Türk halkına yakışmıyor falan dedi. Ondan sonra daha çok alevlendi bu sosyal medyanın kapanacağı. Evet. Daha doğrusu kapanmadan da ötürü sansürleneceği. Özellikle Netflix'teki bazı dizilere yani sansür uygulanacağı falan gibisinden ibareler yer almaya başladı medyada. Bu ne derece olur sence abi? Düşün mesela Netflix'te özellikle dizi tarafında sansür. Zaten bu daha önceden de konuşuluyordu. Ya orada şöyle, orada şu sıkıntı var bence. Benim kişisel fikrim şu. Zaten Netflix şu anda biliyorsun geçtiğimiz aylarda bir kanun çıktı. RTÜK'e bağlandı. Yani bu tarz bütün dijital platformlar aynen bir televizyon gibi RTÜK'teki RTÜK'ün televizyonlar için uyguladığı kuralların büyük bir kısmı orada da uygulanacak. Bence bu güzel bir şey. Neden? Çünkü hani başıboşluk iyi bir şey değil. Yani bunu ben sansür olarak görmüyorum. Çünkü onun için bir para ödemesi gerekiyor. Frekans orada kullanılıyor. Frekans değil de kullanım için bir para falan ödüyor. Bence yasaklanması bence olmaz. Çünkü neden? Orada Cumhurbaşkanı'nın aslında söylediği şey şuydu biraz. O olayın başını belki bilmeyenler vardır aramızda. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın çocuğuyla ilgili yaptığı bir paylaşımın altına insanlar saçma sapan yorumlar yazdılar. Twitter'la alakalı. Twitter'daki evet. Konudan bahsediyorum. Sonra mesela Netflix'e geldi falan da. Şimdi orada sıkıntı şu. Biz de bunlar rahatsızız biliyorsun. Şimdi normalde tanımadığın, bilmediğin, adını bile bilmediğin ve çoğu da zaten gerçek ismini kullanmıyor. Tutup sana sallıyor bir şeyler. Şimdi tamam bu fikir, yani çektiğimiz bu videoda beğenmeyebilirsin. Seni de sevmeyebilir, beni de sevmeyebilir. Kimse bizi sevmek zorunda değil. O ayrı bir konu. Ama tutup bu hakaret edeceğin anlamına gelmiyor. Tabii biz ki. Bu videoyu kimseye zorla izletmiyoruz. Bunu izlemek için insanlara para da verip gelmiyor. Hani bir hizmet karşılığında bir şey sunmuyoruz burada. Bizim yaptığımız iş kamu yararına yapılan bir iş yapıyoruz. Ama bazı videoları görüyorsundur sen de. İşte siz bu işten anlamıyorsunuz. Yok X markadan para almışsınız. Yok Z markadan para almışsınız. Yani Huawei'yi överiz, onun adamı oluyoruz. Samsung'u gömeriz, Samsung'dan değil para almamış oluyoruz falan. Xiaomi'yi gömeriz, Çinliler size para vermiyor, ondan yapıyorsunuz olur falan. Yani bence bir şey olmalı. Standart. Yani bir standart, evet. Bir düzenleme olmalı. Yani bir adam seni yolda çevirip Osman Allah senin belanı versin dediği zaman sen ona tepki gösterebiliyorsun değil mi? O adamı görüyorsun, kim olduğunu biliyorsun. Bunu sosyal medyada yapınca yani bunun böyle bir başıboşluk bence olmaz. Yani buna sansür
demek çok doğru değil. İnsanların belki eleştirdiği konu şu, o konuda ben de rahatsız oluyorum tabii ki ister istemez. Hani bunu kim belirleyecek? Yani bir eleştiri mi bu, yoksa hakaret mi, yoksa bu hani bu yarın öbür gün kötü niyetle kullanılabilir mi belki korkusu. Ve bu konuda insanlar haklı, buna bir şey demiyorum. Ya bir de insanların o konuda şöyle bir tereddütü var. Atıyorum şimdi hani şu anda iktidarda olan taraf hakkında bir eleştiride bulunduğunda direkt hani böyle bir soruşturma, kovuşturma, işte idari işlem gibi tabii şeyler oluyor. Fakat işte muhalefet tarafında yer alan herhangi bir şey olduğunda, onlara sayıp söylediğinde diyor, hani bir şey olmuyor, bir işlem falan yapılmıyor diye iddia ediyorlar. Hani bu ya ne kadar doğru, işte ne kadar yanlış bilinmez. İnsanların biraz da tepkisi bu yüzden. Hani sosyal medyadaki bu özellikle hakaret tarafındaki şeyler tek taraflı değerlendiriliyor gibi düşünüyorlar. Ben öyle düşünmüyorum. Şöyle tabii ki hani öyle iddialar var veya öyle olduğu durumlar da yaşanmış olabilir ama buradaki sıkıntı şu, bu kim olursa olsun, yani bu biliyorsun geçen gün başka bir parti liderinin karısına da bazı şeyler yapılmıştı. O da işte HDP'nin eş başkanının falan. Şimdi orada da insanlar tepki verdi doğal olarak ve şeye de tepki verildi. Berat Albayrak'ın eşine de. Yani günün sonunda burada kimin eşi olduğun, kimin akrabası olduğunu falan bir şey önemi yok. Sosyal medyada bana da hakaret edemezsin kardeşim. Sokaktaki herhangi bir adama da hakaret edemezsin. İşte yani bu konuda bir düzenleme olması gerek. Bir de arkadaşlar bu hani sadece Türkiye'ye has bir şey değil. Geçtiğimiz günlerde örneğin Almanya'da bir sosyal medya yasası gündeme geldi. Bazı kurallar, bazı şeyler gündeme getirildi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde de bu kapsam genişleyerek diğer Avrupa ülkelerinde de yürürlüğe girecektir. Çünkü sosyal medya artık hani böyle sadece internet gibi görülmüyor. Evet. İnsanlar orada şahsi kimlikleriyle eleştiri yapıyorlar, yorum yapıyorlar. Şimdi Özgür Çetin çıkıyor orada, kendi olarak konuşuyor. Başkası çıkıyor, hani sahte bir isimle ona küfür ediyor, manipülasyonlar yapıyor. Dolayısıyla bunlar da hoş görecek şeyler değil. O yüzden hani bu sansürleme olarak değil de daha çok böyle insanlara hani biraz daha nasıl söyleyeyim? Yani gerçek hayatta hani hep orada şeydir ya, gerçek hayatta söylemediğim bir şey. Ama şunu söylemek lazım, bu özgürlük değil kesinlikle. Değil. Hani ben karşımdakine kalkayım, söveyim, şey yapayım, o bana hiçbir şey yapamasın. Bu özgürlük değil. Hani diyorlar ya özgürlükler kısıtlanacak. Ben bunun özgürlük olduğunu düşünmüyorum yani. Ya kimse, bu özgürlük kimse, değil zaten. Hani küfür etme, hakaret etme, alay etme, dalga geçme, bunlar özgürlük kapsamına giren şeyler değil bence. Ama orada işte hepimizin endişelendiği taraf bu. Yani ben şimdi kendimden örnek vereyim. Ben fizik mezunuyum. Biz 1993 yılında okulda Türkiye'de nükleer santral kurulsun mu kurulmasın mı konuşuyorduk, tamam mı arkadaşlar? Kurulmasın diyenlerin argümanlarının arkasındaki en büyük sebep hani doğru yönetilemeyeceğiydik, tamam mı? Bizim sorunumuz bu aslında. Yoksa kurulsun kurulmasın onlar farklı konular ama şimdi bu aynen bu konuda bu. Eğer yani bu yasa veya bu koyduğun kurallar belli bir kesimin işine yarayacaksa insanlar bundan endişe ediyor. Ve bunu şeffaf olarak herkese eşit seviyede olacaksa tabii ki yapılsın. Biz dediğin gibi yani adam gelecek bana küfür edecek. Abi özgürlük var orada, yapabilir. Öyle bir dünya yok yani, kusura bakmasın kimse. Ve bu şu vergi gibi konular da zaten dünyada da tartışılan bir konu. Yani İşte bakın Facebook'un, Google'ın veya büyük bir şirketlerin çoğunun merkezi İrlanda'da. Neden? Avrupa'da İrlanda en düşük vergi oranına sahip ülke olduğu için. Şimdi aynı soru, sen buradan Google'dan bir şey aldığın zaman para İrlanda'ya gidiyor. Ve sen onun vergisini bir yerlere gidiyor. Devlet ondan bir kar elde edemiyor. Bir vergi alamıyor mesela. Ki şu anda ciddi da paralar şey gidiyor. İnternette dönüyor. Evet. Ya bu sadece Google için söylemiyorum yani. İnternetten herhangi bir yazılım, olsun, oyun, şey şu bu. Hani devlet buna bir düzenleme yapmaya çalıştı ama dünyada da benzer sıkıntılar var. Ama bizim ülkemize has sorun, hani senin de söylediğin gibi bu yarın öbür gün kötü niyetle kullanılır mı bu yasalar? Hepimizin endişe olduğu taraf bu zaten. Bunun garantisini ya da hani böyle olmayacağını söylediğimiz zaman ya da olmayacağı kesin olarak ortaya çıkarsa tabii ki olsun. Ben hani öyle bir özgürlük yok ki yani birisi bana küfür edecek. İnternet özgür bir ortam. Yok kardeşim öyle bir özgür ortam. Yani. Ben nasıl etmiyorsam kimseye küfür, aynı fikirde olmadığım, aynı şeye sahip olmadığım insanlara yani ne online ortamda ne de yüz yüze görüştüğümde o zaman orada da bana edilmemesi lazım. Ya bir de bazıları işte bu eleştirinin dozunu kaçırıyor arkadaşlar. Hani eleştiriyle hakaret farklı şeyler. Yazıyor. İşte hani şikayet ederim ettiğinde ben seni işte eleştiremeyecek miyim? Özgürlük var, şu var. Eleştiri farklı bir şeydir. Evet. Ama hakaret boşuna varırsa o başka bir yere gider. Sık sık aslında sosyal medyada gündeme gelen şey de bu. Adam eleştiremeyecek miyim diyor ama eleştirmiyor halbuki orada. Hakaret ediyor, yerin dibine gömüyor. Sonra vay efendim ben öyle demedim, böyle demedim. Geri vitese takmalar şeyler. Yani herkesin biraz daha dikkatli olması lazım. Hani nasıl yüz yüze konuşurken o kişiye onları diyemeyeceksin, söyleyemeyeceksin.
Sosyal medyada da söylememek gerekiyor. Yani. Benim hep iddia ettiğim bir şey var Osman. Yani yolda görse elimizi öpecek adamlar mesela Twitter'dan, işte YouTube'dan falan şey yapıyor. Yani sen bu işi beceremiyorsun diyor. Ya ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Yani beğenmeyebilirsin istersen. Hani dersin ki ben senin yaptığın daha iyisini yaparım. Buyur Hodri Meydan YouTube'da kanal açın. Buyurun yapalım yani. Hani sıkıntı yok. Ama hani sen bu işi bilmiyorsun, anlamıyorsun. Mesela bence bu hakarettir benim kişisel fikrim. Çünkü şey değil, yapıcı bir eleştiri değil. Yapıcı eleştiri olsun, şunu diyebilirsin. Orada ışığı güzel kullanmamışsın, sesi güzel kullanmamışsın ya da kendini iyi ifade edememişsin. Öyle yorumlar da geliyor. Geliyor tabii canım. Geliyor, onlara başımızın üzerinde yeri var bu arada. Şöyle yapsaydınız daha iyi olur tabii ki. Şöyle yaparsanız daha iyi olur diye gelebiliyor ama bazıları direkt bu iş böyle olmaz. Sen bu işi yapma. Bence video çekmeyin. Bence şu ürünün incelemesini daha yapmayın. Bence bir daha bunu da... Ya kardeş, tamam yapmayalım da neden sen, yapmayalım? Hayır, yani sen de izleme yapıcı o zaman. Bir, yapıcı yani bir evet, şey yapıcı yap. Yapıcı bir şey söyle yani. Hani evet. De ki bak hatan şu, şunu şöyle yapsan daha iyi olur de. Daha güzel şey yaparsın, içerik hazırlarsın de. Hani diyelim ki biz üzerine koyalım. Bu bizim evet. Eleştiri böyle biraz da Türk halkına has bir şey aslında bu. Direkt böyle gömme amaçlı. Yani bir şey olsa da hemen onu gömsek diye hayır, böyle dediğin, bekleyenler var. Dediğin gibi mesela ne yapmamız lazım abi o zaman... Hani onun bana tamam bunu böyle yapmayalım eyvallah ama ne yapmamız lazım onu söyle dediğin zaman onun cevabı yok o kişide bence. Büyük bir çoğunun da yok. Ya tabii ki bir de şey olayı var şimdi ben sözlük sitelerini falan da takip ediyorum. Bir şeyi övüyor mesela bazıları reklama mı geldiniz kaç para aldınız falan filan böyle hani insanların bazı şeylerin hoşuna gidebileceği onu övebileceklerine inanmıyorlar. Ama bir gömme olayı olduğunda bir bakıyorum 500 tane entry olmuş Allah Allah o bir şey yazmış o bir şey yazmış yani. Gömme söz konusu olduğunda bizim Türk halkı o konuda hakkını vermek lazım yani. Yani uzun lafın kısası ben bu düzenlemelerin yani hayata 15 Temmuz'a kadar da yapılsın demişti Cumhurbaşkanı. Çünkü 15 Temmuz'da meclis tatile giriyor. Ben 15 Temmuz yetişeceğini sanmıyorum. Biz bu videoyu mesela bakayım 8'i bugün. Evet, bir haftada zor. Yani ya kapsamını zor belirlemeleri yani. Zor yani. Hani ceza kapsamı ne olacak? İşte hangi mecrada nasıl davranılacak? Evet. Ya bunlar zor şeyler. Hani hemen hop diye çıkacak şeyler değil. Değil. Çünkü bunlar ama çıkması gereken yeni nesil teknolojiler. Tabii. Ya şu bence temel düstur şu olmalı. Gerçek dünyada bir insana yaptığın bir hakaret neyse sosyal medyada da yaptığın hakaretin aynı ölçüde değerlendirilmesi lazım. Tabii. Yani çünkü yoksa ben yazmadım onu da işte hesabım hacklenmiş de falan diye çok yalanlar duyarız. O hesap kiminse kardeşim onun sonu çünkü bulunuyor bunlar biliyorsun IP numarasından şak diye bulunuyor. Ve geçen gün bir video izlemiştim yine şeyde Twitter'dan denk gelmiştim o videoya tam net hatırlamıyorum. Genç kızın bir tanesine şeyden WhatsApp'tan işte sosyal medyadan işte seni öldürürüm şöyle yaparım böyle yaparım diye bir adamın biri mesajlar atmış. Kız da bunu savcılığa vermiş. Savcılıkta işte yeterli kanıt olmadığı için kovuşturmaya gerek yok diye cevap vermiş. Yani şimdi muhtemelen bir yasa geldiğinde belki işte, öyle olmayacak. Yani olmaz herhalde çünkü kanıt daha ne kanıt olacak? Yani ortaya kanıtın çıkması için o kızın öldürülmesi mi lazım? O zaman mı kanıt? Ya tamam öldürmüş tamam haklı. Bu yani sonra da diyoruz ki işte kadın cinayetleri işte şöyle oldu böyle oldu. Bu yasayla arkadaşlar belki de işte bu tarz olayların da bir nebze önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Ya bir de caydırıcılığı olur bence. Yani şimdi insanlar şey zannediyor hani normal hayatta gidip birine küfür edersen ne olur? O adam seni dava edebilir veya başka şeyler olabilir. Ama burada zannediyor ki hani ben sana geleyim, ağzıma geleni söyleyeyim. Sonra da arazi olayım, gideyim. O bu birazcık caydırıcılık da olabilir. Nasıl ki banka soymak suçsa, yani gidip bir bankayı soymaya kalktığı zaman suça karışmış oluyorsan benzer bir durum burada da olmalı. Yani o kafana göre hani ben sana fake bir hesap açayım, Osman şöylesin, böylesin diye yazayım saydırayım, o zaman. Kapatayım. Heh, ne güzel yani. Evet arkadaşlar bu bölümde sosyal medya üzerine gelecek olan bazı yasalardan bahsettik. Bu yasaların artısını, eksisini bunlara değinmeye çalıştık. Eğer bu konu hakkında sizin de görüşleriniz varsa ki mutlaka vardır inanıyorum ben buna. Bu videonun altına bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın diyoruz. Hoşça kalın.